Maalesef. Başlayalım. Bütün dolaptakileri çıkarıp... Keşke başlamadan önce yemek yeseydik. Çok güzel bir peynir. Başlayabilir miyiz? Üç gruba ayıracağım. Çok eski H&M'den almıştım. Fisto mu deniyordu bunlara? Çok sevdim. Yeni aldım. Kışlıklara gidiyor benimle. Kumaşına falan çok bakmıyorum aslında yani. Kimi insanın nefret etti, kimisinde çok beğenmeyi. Bakın şu an bu elbise beni kanser etti ya. Bunu komple koparacağım aynen bu şekilde. Şimdi böyle kalın bir etek. Yine pazardan aldığım, yani ördüğüm daha doğrusu. Şunu her videoda görmüş olabilirsiniz ya. Bir çık pantolonu. Hoş geldiniz videoma. Merhabalar. Maalesef kışlıkları çıkarıyorum. Londra'daki evimizde çok fazla yer olmadığı için yazlık kışlık değişimini yapmamız gerekiyor. Hepsini muhafaza edebileceğimiz büyük bir dolabımız veya bir depolama alanımız yok. O yüzden yazın yazlıkları, kışın kışlıkları sürekli değiştiriyoruz. Yaz burada Türkiye'deki kadar uzun sürmediği için yazlıkların kaldırılması çabuk oluyor. Yani herhalde Haziran'da falan çıkarmıştık yazlıkları. Bilmiyorum, videosu var. Yukarıya eklerim, izleyebilirsiniz. Şu an Eylül sonu, kışlıkları çıkarmanın vakti geldi maalesef. Havalar birazcık ısınsa bile yine de yazlık askıları giyecek kadar ısınmıyor. O yüzden kaçınılmaz son. Onur'dan yardım alacağız çünkü kıyafetlerimiz yatağın altında, yatağa çekmemiz lazım. Başlayalım. Onur. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Bütün dolaptakileri çıkarıp yatağa koyup aralarında kışında kullanacaklarımızı bir kenara ayırıp yazlık kalçakları bir kenara ayırabiliriz. Sonra kıyafetleri çıkarabiliriz. Meydana. Ama biz yine de yatağın altından alalım. Yorganı morganı çıkarırız belki. Salona koyarız şimdilik için. Bir de bu koridordaki küçük valizde kıyafet var mıydı yoksa onu boş mu bırakmıştık, hatırlıyor musun? Bakarız. Tamam, burayı şey yapalım. Burayı çekelim. Çekelim. Dur. Keşke başlamadan önce yemek yeseydik. Acıktım. Sen yedin mi bir şey? Ben bir tabii ki yedim. Ha. O zaman orada kurabiyeyi ben mi yesem? Ben onu da yedim. Sorry. Ekmek kızarttı, bir şey sür istiyorsan hemen. Ya onunla uğraşmak istemiyorum, şu an iş yapmak istiyorum. 5 dakika sürer ya. Başlamadan mola verdik gibi bir şey oldu. Şu ekmek kızartayım. Salça süreceğim. Üzerine de çok güzel bir peynir. Kıyafet diye açtık, şey yaptık. Kahvaltı. Başlayabilir miyiz? Ben bu dolaptan çıkaracağım kendi kıyafetlerimi. Onu çıkaracak. Bir de şu taraftaki dolapta kotlarım var. Onları çıkaracağım. Başka var mı bir şey? Yok herhalde şimdi. O dolapta, bu dolap var. Çekmece var. Buradan bir şey çıkartmak istemiyorduk galiba. Bakarız. Belki mayo falan, gerçi kullanıyorsun belki. Neyse. Ben attım ver. Bir de at sana. Sana at. Hedef 30. Hedef 2045.
Çak. Evet. Ben şöyle çıkarttım. Pantolonlarımı çıkartmadım. Şurada duruyorlar ama burada yer kalmayacak. O yüzden önce bunları ayıklayacağım. Sonra pantolonlara geçeceğim. Buradan şimdi 3 gruba ayıracağım. 3 dedim ama şimdi bir kış için dolapta kalacak olanlar giyeceklerim. Seneye yazın giyeceklerim. 2. Bir de elden çıkaracaklarım. Aynen 3 gruba ayırıyormuşum. Şu kazağımı seviyorum. Bu kazağım kalacak. Çok eski H&M'den almıştım. Bunu kışın da giyerim. Kalsın. Fisto mu deniyordu buna ya? Fistolu. Keten bir gömleğim var. Bu da çok eski. Hafif yarasa tarzı. Bunu yazlıklara göndereceğim. Katlama işini sonra yaparım. Şimdilik şöyle bir yere biriktireyim. Mesela şuraya şöyle biriktireyim. Şöyle bir kot gömleğim var. Bunu da yazın mı giyerim? Bilemedim. Şöyle bilemiyorum dediklerimi de bir yere koyayım. Şöyle koyayım bilemiyorum dediklerimi de. Bu aslında yazlık ama çok sevdim. Yeni aldım. Kuzenim hediye aldı. Daha doğrusu ben beğendim. H&M'den. Kısa kollu. Böyle keten bir gömlek. Bunu da bilemedim. Şöyle dursun. Bu elbise tabii ki de yazlıklara gidiyor. Bu elbiseyi de çok seviyorum. Şöyle bir dekoltesi var önünde ama bu yaz çok giyemedim. Çünkü burada bunu giyecek kadar sıcak olduğunda ben Türkiye'deydim. Sonra da geldiğimde de bir daha bunu giyebilecek kadar bir sıcak olmadı. Şu elbisemi çok kez üstümde gördünüz. Bunu yıkamam lazım ama bu da yazlıklara gidiyor. Şöyle bir yeleğim var. Bunu pazardan almıştım. Hangi pazardan olduğunu gösterdiğim bir video var. Genellikle kıyafetlerimin çoğu o pazardan zaten. Bu da böyle bir yelek. Ama bunu yazın giyerim. Kışın giymem diye düşünüyorum. Şöyle. Hepsini bağlamayayım şimdi ya. Bu şekilde. Bence bu da yazlıklara gider. 2 tane elbisem var. Bir tanesi Zara çok eski. Şöyle. Eski Zara bir elbise. Bu da yazlıklara gidiyor. Bir tane de şöyle bir elbisem var. Bunu küçülttürmem lazım. Bunun öyle bir sorunu var. Kendim şuradan biraz dikmiştim. Ama olmadı. Yine de gevşedi. Bunun arkasına böyle broş falan bir şey takıp hani sıkıştırmam lazım. Kancalı iğne gibi bir şeyle. Bu da yazlıklara gidiyor. Bir elbisem var yine. H&M'den. Uzun. Ya bu çok rahat bir elbise. Bu da yazlıklara gidiyor. Eski bayağı ya. 3 sene olmuştur herhalde alalım. Şöyle bir şık siyah elbisem var. Bu da mı Zara'ydı? Aynen bu da Zara. Eski. Şöyle puantiyeleri var üstünde. Kadife. Kendisi şifon gibi. Bu şık bir elbise. Bunun içine kazak falan da giyilir bu arada. Kışın da giyebilirim diye düşünüyorum. Böyle şık giyinmem gereken bir gün olduğunda. O yüzden bunu da kışlıklarımın arasına ayırayım. O da şu köşe olsun. Bu yine benim beğenip, yani ben beğenmiştim. Onur hediye almıştı. Şimdi gözükmüyor şu an sanırım ışıktan falan ama şöyle içinde elbise var bir tane ve o bu şekilde buraya dikilmiş birlikte olsun diye ama buradaki askısının dikişi neyse sıkıldım şu an göstermekten. Buradakinin askısı dikişi koptu. Onu dikmem lazım. Ama bu da çok güzel bir elbise ya. Bu da kışlıklara gidiyor benimle. Şu pantolonumu da bayağı seviyorum. Kostan aldım. Böyle bayağı bol. Buraları dikişli böyle. Klasik Kos'un pantolonu. Bu aslında yazlık kumaş ama ben çok ya fark etmez. Beğendiğim ve giyebileceğimi düşündüğüm yazlık parçaları da kışın giyiyorum ben. O yüzden kumaşına falan çok bakmıyorum aslında yani. Çok yazlık hava veren bir şeyse ancak yazlığa kaldırıyorum. Onun dışında kışın da giyiyorum. Bu da o yüzden
kışlıklar arasına geliyor benimle. Pantolonum var. Bu kimi insanın nefret ettiği, kimisinde çok beğendiği böyle pantolon üstü etek. Bu bana bir tık küçük geliyor. Ama oluyor, olmuyor değil. Sadece biraz dar olduğu için belimden düşüyor gibi. Şöyle yukarıda kalmıyor. Popomdan düşüyor biraz. Ama ben bu modelleri çok seviyorum. Böyle pantolon üstüne etek, pantolon üstüne elbise. Hatta şu elbisem var ya demin gösterdiğim. Bunu hatta bu içindeki parçadan komple ayırıp birlikte de yine giyebilirim üst üste. Ama bunu ayrıca böyle pantolon üstüne giymeyi düşünüyorum. Ya bir deneyeceğim. Bakalım. Ay şu an bu elbise beni kanser etti ya. Evet. Sanırım komple koparacağım. Aynen bu şekilde. Bakın bu içi şöyle bir elbise gibi. Astar daha doğrusu. Kendi de artık gösterebilirim sanırım. Ayırdım. Şöyle bir tül. Bu şekilde dikişleri böyle ters. Böyle bir şey. Bunu işte düşünüyorum. Böyle üstüne giyebilirim pantolonların gibi. Ben bu da işte böyle üstüne etek giymişsiniz gibi bir pantolon. Bu da kalıyor. Bunu seviyorum. Bunun içine biraz böyle biraz daha kilo verip daha üzerime olmasını sağlamaya çalışacağım. Olmazsa da artık bilemiyorum. Belki veririm ama seviyorum. Bir de bu modeller çok böyle her sene çıkmıyor. Neyse. Şu Zara'dan aldığım bir etek. Bunu bir kere giymiş miydim? Videoda göstermiştim. Aynen denemiştim üstümde. O videoyu da yukarıya eklerim. Bu yazlıklara gidiyor. Bu eteğimi çok seviyorum. H&M'den aldığım yıllar önce. Böyle saten şöyle desenleri var. Bunu çok seviyorum. Bu da kalıyor. Şimdi şöyle bir eteğim var. Bu ne deseni? Çita deseni sanırım. Ya bunu çok seviyorum. Tamam mı? Aşırı seviyorum. Bunu deneyeceğim. Kışın bir kombinlemeyi deneyeceğim bunu. Kombinleyemezsem elimden çıkaracağım. Şöyle bir eteğim var. Bu aslında kalın. Bayağı kalın bir kumaş. Ama ben bunu yazın giyiyorum. Çünkü desenleri yazlık yani. Bunu kışın giymek aşırı dikkat çeker. Belçika'da bir ikinci el mağazasından almıştım. Şöyle bir markası var. Bilmiyorum. Bilindik bir marka mı? Çok bir marka bilgim yoktur. Üzerinde ananaslar, kirazlar falan var. Boyu da bu arada bileklerime yakın. Bayağı. Şöyle mi yapsam ya? Yine mi gözükmüyor? Biraz daha yer alayım. Aynen böyle olsun. Bu da böyle bileklerime yakın. Bayağı uzun ama bunu yazlığa gönderiyorum. Çünkü yani desenleri falan çok şey ya yazlık. Şöyle Oysha'dan bir elbisem var. Bu uzun kollu, kollarını içine kıvırdım. Katlarken yer kaplamasın diye. Böyle. Bunu da seviyorum. Efil efil. Işık karşıdan geliyor. Orası biraz karanlık kaldı. Desenleri falan çok gözükmüyor. Böyle bir deseni var. Şifon. Son elbisemiz. Bunu da kolun içine kıvırın da şöyle çıkarayım ya. Bu da aslında kışlık. Bu da Zara'nın bir elbisesi. Şöyle bir deseni var. Bu yanları yırtmaçlı şu şekilde. İki tarafı da biraz böyle çok uzun bir tunik gibi. Yani daha böyle pantolonların üstüne giyilebilecek türden bir şey. O demin bahsettiğim gibi. Bunu kışlıkların içine koyuyorum. Yine bunu da böyle pantolonların üstüne deneyeceğim. Elbiseler bitti. Bluzlara sıra geldi. Bunları birlikte yerleştirmiştik. Şimdilik şöyle bir tişörtüm var. Bunu pazardan almıştım. Videoda var yine pazar videosunda. Bu kışlıklara geliyor. Şöyle bir bluzum var. Yine pazardan aldım. Bu aslında kalın ama
Yani gömleklerin üstüne giyebileceğim kadar da bol değil, biraz dar olur. O yüzden bunu yazlıkların arasına gönderiyorum. Öyle yine pazardan. Ya benim bu arada bluzlarımın %90'ı falan pazardan, yani pazardan değilse söylerim. Şöyle bir bu da aslında kalın kumaş gibi ama ben bunu yazın giyiyorum kolsuz olduğu için. Aslında gömleklerin falan üstüne de olur ama gömleğim yok. O yüzden bilemedim. Bunu da yazlıklara gönderiyorum. Bunu elden çıkarıyorum. Çünkü bu yaz hiç giymedim. Çok güzel batik desenli. Bunu elden çıkarıyorum ya. Bunu çünkü çok severek giydim yani böyle 2-3 senedir. Ama artık bu sene giymedim yani. Şöyle bir bluzum var. Bunu seviyorum. Bu kalsın. Kesimi güzel. Rengi birazcık soluk ama güzel ya, kalsın. Bu kuzenimin hediyesi, bana doğum günü hediyesi Zara'dan. Kalın bir kumaşı var aslında ama kısa kollu olduğu için bunu da yazın giyiyorum. Böyle hırka tarzı şeylerim yok benim. O yüzden böyle kısa kolların üstüne giyecek, ne bileyim, bir hırka olur, bir şey olur falan. Böyle şeyler almam lazım aslında. Şöyle bir tişörtüm var. Bu tişörtü rengini falan çok seviyorum ve yani çok eski. Ama giyecek bir şey bulamadığımda üstüme giyip çıkayım yani. Öyle bir şey. Bu kışlıkların arasına gönderiyorum. Kışın bunu giyerim böyle sweatshirtlerin falan içine. Pistolu bir kısa bluzum var. Bu şekilde. Bunu hiç bu yaz giymedim. Bir dursun. Şöyle bir bluzum var. Bunu H&M'den almıştım. 2 sene falan oluyor. Ama bir kere giyemedim. Çünkü arası boşluk olduğu için şey de yok. Ne derler? İç çamaşırı da gözüküyor. Yani iç çamaşırı da giyemiyorsunuz içine. Böyle göğüs bantları var ya. Onlardan kullanmak lazım. Onlar da şu anda bende yok. Yazlıkların arasında tutuyorum. Seneye giyeceğim. Söz. Şöyle bir bluzum var. Böyle bordomsu. Aslında biraz şu an kamerada daha kırmızı kiremit duruyor ama burada daha acı kahve bir renk. Bu yazlıkların arasında dursun. Yazlıklarla birlikte gitsin. Bunu da seviyorum aslında. Ama kendime yeni kıyafetler alayım. Öyle düşünüyorum. O yüzden bunu da bağışlıyorum. Bu da çok güzel. Şöyle bir bluz. Ortasında şöyle dekoltesi var. Kısa kollu gibi. Bayağı kısa. Bunu da bilmiyorum. Ya benim şöyle kısa birkaç tane bluzum var. Tamam mı, bu şekilde. Onları ne yapacağım bilmiyorum. Çok seviyorum. Bir ara çok giydim. Ama artık ya bu yaz giymediğim için vermek istiyorum. Durmasın falan, bilmiyorum. Bu da şöyle bir kenarda dursun. Uzun kollu. Bu kışlıklara geliyor benimle. O kısa dediğim bluzların bir tanesi daha. Şöyle leopar desenli. Bu güzel. Yani dursun. Şöyle bir bluzum var. Bunu gönderiyorum bağışa. Bunu seviyorum. Bu kışlıklara gitsin. Uzun kollu ve beli de açık değil. Şöyle bir... Aa, burası ne olmuş? Leke olmuş burası. Sarı bir leke. Bunu yıkayayım. Şunlar bilmediklerim. Bilmediklerim. Şöyle koyuyordum. Şuraya şeyleri koydum. Yazlıklara gidecek bluzları. Devam edelim. Şöyle bir eteğim var. Bunu elimden çıkarıyorum çünkü hiç giymedim 2 senedir falan. Şu eteğim kışlık. Böyle kalın bir etek. Bu kalıyor, kışlıklara gidiyor. Bu yine pazar videosunda aldığım fitilli taytlar. Bir tane de şöyle bir rengi var bunun. Bunlar yazlıklara gidiyor. Yine pazardan aldığım şortum var. Bu taraf daha soluk, bu taraf daha canlı renk olarak. Şöyle. Bunu da şeyde giymiştim. Evcil hayvan ile seyahat videosunda giymiştim üzerimde. Orada görebilirsiniz. Bu şortlarım da yani klasik
Şort zaten çok şortum yok. Bir böyle siyah. Bir tane o deminki leopar, bir tane de böyle mavi var. Bunlar kalsın. Evet. Geldik şimdi. Şu bluz mavi aslında, bebek mavisi ama artık çok soldu gibi biraz ya. Bu geri dönüşüme gitsin. Şöyle yere atacağım. Şöyle bir atletimsi gri bluzum var. Bu kalıyor, kışlıklara gidiyor. Bunu böyle içime yine giyerim. Bir şeyden kazakların mazakların. Şöyle bir kısacık tişörtüm var. Bayağı kısa. Bu geri dönüşüme gitsin artık. Miadını doldurdu yani. Bunu Zara'dan almıştım. Bunu da çok giydim. Ama yani yerlerini alayım ya. Sıkıldım. Sevdiğim bir şey. Yaka bu arada. Halter yaka. Yani yeter. Yeter. Çok giydim. Bunu da bağışa gönderiyorum. Bunu giyiyorum. Seviyorum. Böyle örgü gibi. Bu yazlıklara gitsin. Burada kendi yaptığım, kendi ördüğüm daha doğrusu kırmızı şöyle bir bluz. Bunu da giydim bu yaz aslında bayağı. Bu kalıyor. Yine bu da örgü. Bunu annem ördü. Annemin ördükleri kaldı şu anda. Geriye göstereceklerim. Bu kalıyor çünkü yani el emeği. Bu da aynı şekilde. Yazın plajda falan güzel oluyor bunlar. Böyle. Şöyle bir de siyah var. Yine annemin ördüğü. Bayağı eskidi aslında. Ay, kapatamadım şu an. Neyse. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Böyle ilikliyorsunuz. Böyle bir şey. Tamam. Bunu da boşalttık. Ne kaldı? Tişörtler kaldı. Ya bu tişörtler kalacak. Bunları göstermeyeyim. Çok düz siyah tişörtler yani. Sette giydiğim çalışırken. Şu yine pazar videosunda almıştım. Kırmızı. Bu günlük giyeceğim şeylerin arasında gelsin. Şöyle beyaz bir tişörtüm var. Düz beyaz tişört. Bunu ama sanırım geri dönüşüme yollayacağım. Çünkü rengi kullandığım bir deodoranttan dolayı böyle koltuk altları sarardı. Şu deminki mor göstermiştim ya. Aynısının mavisi. Bu da geri dönüşüme gidiyor. Yine şöyle birkaç tane, iki tane tişört. Siyah sette giymek için. Şöyle bir pijama. Bu pijamamı bağışa göndereceğim. Çünkü bana biraz küçük geliyor. Yazlık pijama şu şekilde. Takımıyla. Bunu bağışa gönderiyorum. Şöyle bir bluzum var. Yine pijama veya evde giymelik kullandığım. Bu da yazlıkların arasına gidiyor. Şimdi geldik spor kıyafetlerine. Puma koşu şortu, taytı, içinde tayt olan şortlardan. Bunu bağışa göndereceğim. Çünkü birazcık bana bol gelmeye başladı kilo verdiğimden beri. O yüzden bunu bağışa gönderiyorum. Şortu, bu da Decathlon'un. Bu oluyor üzerime. Bunu yeni aldım sayılır. Bunu da kışlıklara göndereceğim. Çünkü kışında spor yapılır. Zaten tek tük spor kıyafetim var. Bir tane spor sütyeni var. Şu şekilde. Arkası böyle tül. Bunu geri dönüşüme yolluyorum. Şöyle yine spor sütyeni diyebileceğim. Ya üstüne bir şey giymek gerekir bunların. Çünkü ince, içi belli eden spor sütyenleri. Bunlar kalsın. İnce bayağı bu arada. Bundan iki tane var. Bunlar yine kalıyor. Şu da yine bir diğer spor sütyenim. Bunu bilemedim. Bunu ne yapsam? Bunu da geri dönüşüme yolluyorum. Çünkü biraz eskimiş. Yani çok bağışlayabileceğim bir şey değil yani. Şu taytımı yeni almıştım Decathlon'dan. Rengi tatlı, seviyorum. Da kalıyor kışlıklarla. Şunu her videoda görmüş olabilirsiniz ya. Bu benim ev şortum. Bazen pijama olarak giyiyorum. Bazen evde giyiyorum. Şöyle üstünde tatlı şeyleri var. Bu yazlıklara gidiyor pijama olarak. Başka pantolonlar kaldı. Şu bir posta.
Aa, bir de şöyle bir taytım var pazardan aldım. Bunu unuttum. Daha unuttum derken yani aşağıda kalmış. Şöyle kısa diz üstü bir tayt. Bu da kalıyor tabii ki kışlıklarına. Pantolonlara geldik. Bunu H&M'den yıllar önce almıştım. Ne kadar yıl önce hatırlamıyorum. Şöyle deseni var. Kalın kışlık bir pantolon. Bunun belini biraz daralttırmıştım. Bol geliyordu. Böyle. Bu kalıyor. Bunu çok seviyorum. Bunu da yine alışveriş videomda görmüştünüz. İki tane pantolon almıştım. Bir tanesi çok büyük gelmişti. Onu anneme götürdüm. Bu benimle kalan. Ama onun üzerine yine biraz daha kilo verdiğim için bu da birazcık büyük geliyor. Geçen gün denedim. O yüzden şu düğmesini biraz daha bu tarafa alıp hani şöyle manuel bir çözüm yapacağım. Bakalım. Umarım olur. Aslında şu arkasındaki lastikleri biraz sıksam o da olur ama şu an bilemiyorum. İçinde serbest gezmiyor sanırım lastik. O yüzden zorlanabilirim. Neyse. Detay. Böyle kalın kışlık havuç kesim bir pantolon. Bu da. Nefes nefese kaldım bunu. Bunu TKMX'den almıştım. Kargo bir pantolon. Bu hem Onur'a oluyor hem bana oluyor. Bu kalsın. Bunu yani böyle üstüme giyecek bir şey bulamadığımda, Chelsea'yi gezdirmeye çıkmam gerektiğinde üstüme geçirip hemen çıkıyorum yani. Baya güzel. Sette de bu arada yazın baya nefes alan ince bir kumaş güzel oluyor. Bunu Galler'deyken almıştım Next'ten. Şöyle bir siyah kargo pantolon. İhtiyacım olduğu için orada almıştım yani. Kargo pantolon almaya gitmiştim sette giymek için. Çünkü çok az kıyafetim vardı ve artık böyle iş uzadıkça o kıyafetler yıkayamadığım için de giyilmeyecek duruma falan geliyordu yani. Yıkamam gerekiyordu. O yüzden böyle gidip kendime kargo pantolon almıştım. Bu kalıyor benimle. Seviyorum da güzel. Sette giyiyorum. Kışın da giyerim. Kalın bir kumaş. Şu H&M havuç kesim pantolonlarımı satışa koydum. Cepleri falan yok. Kemer yerleri yok. Yani böyle kumaş pantolon görünümünde. Önlerinde hatta şöyle pileleri var. Kumaş pantolon görünümünde çok rahat giymelik giy geçir yani öyle pantolonlar aslında. Bunu Vinted'e koydum. Havuç kesim. Biraz kısa. Bana bu büyük geliyor ama çok seviyorum aslında bunları da. Yani artık biraz da yeni bir şeyler almak istiyorum. Bunlar herhalde yani neredeyse 10 senedir benimle. Bir de şu deseni var. İki tane de Türkiye'de var. Bunlar çok ucuzdu. Yani 10-15 lira falandı sanırım zamanında. O zaman için bile ucuzdu yani. O yüzden 4 tane almıştım. Çok aşırı giydim. Çok giydim. Ve o zamanlar böyle havuç kesim pantolonlar daha modaydı. Mam jeans tarzında. Şimdi biraz daha hani böyle düz paça, bol paçalara döndü ama o zamanlar çok modaydı ve bayağı giydim. Bu da böyle bir desen. Vison rengi. Boz bir rengi var. Bunun buna benzeyen Allah düşüyorlar. Bunların Türkiye'de siyah üzerine böyle beyaz çizgili olanı var uzunlamasına. Bir de yine şöyle deseninin siyahlı, sarılı, grili olanı var. Onlar Türkiye'de. Bunları satışa koydum dediğim gibi. Satılırsa gidecek, satılmayacaksa da artık bağışa falan gönderirim. Şu benim yani tiril tiril giy çık pantolonum. İnce. Bayağı güzel. Ne giyeceğimi bilemediğimde bunu giyip çıkıyorum. Kalıyor yazlıkların arasında. Onun bir de şöyle kaplan desenlisi var. Yeşil. Bunu çok giyemedim açıkçası. Kışlıkların arasında tutacağım. Bu çok ince. Ama bir şeylerle giymeye çalışacağım. Bakalım. Giyemezsem bağışa gidiyor. Yine şöyle kaplan deseninde bir pantolonum var. H&M'den. Bu da kışlıkların arasında kalsın. Kışın giyecek bir şey değil ama yani şöyle bir iki daha giyeyim. Hevesimi alayım. Bağışa gitsin. Burada şöyle saten uzun, bol bir beyaz, beyaz demişim, siyah pantolon var. Bu yeni, bunu daha hiç giymedim. Bu kışlıkların arasına gidiyor. Bu bana biraz büyük geliyor artık. Jack Wolfskin markası. Outdoor bir pantolon. Sette falan giymek için su geçirmez falan filan.
Şöyle. Bunu da pazardan aldım. Leopar desenli bir pantolon. Geçenlerde bir videoda üzerimdeydi. Bu kalıyor. Şöyle yine leopar desenli kargo bir pantolon. Bu bağışa gidiyor. Bu da kısa. Bayağı kısa. Diz altı. Bol. Bir kot. Bunu seviyorum. Bunun bir de kemeri var. Şöyle. Kemerini kullanmıyorum ama bu da yeni bu arada. Kalıyor kışlıklarla. Şu weekday pantolonum. Kot pantolonum. Sürekli giyiyorum. Boru paça uzun. Kalıyor. Monkey'nin Zuma mıydı bu ya? Şöyle bir siyah kotu. Bunun bir de mavisi var. Sürekli üzerinde görüyor olabilirsiniz. Bu bir tık daha dar oluyor. Aynı beden olmasına rağmen bu bir tık daha dar oluyor. Ama neyse bu da kalıyor. Bu Zara'nın yıllar yıllar önce aldığım bir pantolonu. Şöyle paraşüt kumaş mı deniyor? Altı böyle lastikli. Bunu giymiyorum. Giymeyeceğim. Bunu bir satışa koyacağım. Satılmazsa bağışlarım. Son. Urban Outfitters'ın şöyle keten, bol kargo pantolonu yazlık. Aynı şekilde siyah kargo pantolonu. Bu da yazlık. Yine Urban Outfitters'ın şöyle bir tulumu. Bunu düşüneceğim. Yine Urban Outfitters'ın şöyle tulumu. Bu benim biraz bunlar yani şöyle esnek kumaş olduğu için hatlarım biraz fazla belli ediyor. O yüzden çok giyemiyorum gibi ama dursun seviyorum. Kışlıklar arasında mı dursa bir tanesi? Çünkü iki tane var. Diğeri de bu renk. Ama bunların yani bu düz önü böyle. Bunun önünde böyle şey var. Kemer gibi çıt çıtı var. Bu ikisi dursun. Kışın giyebilir miyim? Bilemediklerim arasında yorgunum. Zara'nın bir tulumu var. Bol. Paçalı don gibi. Kısa yine bayağı bu arada. Ya bunu hiç giyemedim ama Pinterest'ten biraz ilham alıp buna bir kombin yapmak istiyorum. Bunu zaten yazlıklara kaldırırım ama bu arada aşırı kalın bir kumaş. Yine Urban Outfitters'ın deminki şu lila renginin aynısı olan şöyle bir tulumu var. Bunları bağışa gönderiyorum ya da satacağım. Satışa koyacağım. Çünkü hiç giymedim bu yaz. Son olarak şöyle Mango'nun, bu da aşırı eski kışlık. Mango Sweat diye geçiyormuş. Şöyle. Kışlık havuç kesim bir tulum. Sırf havuç kesim olduğu için giyemiyorum ama dursun. Bakacağız. Chelsea geldi. Chelsea hoş geldin. Şimdi ben şu bunları bir toplayayım. Çünkü burası zaten bayağı dağıldı. Şöyle montlar var burada. Bunlar yani topladıkça çıkacaktır ortaya neyin ne olduğu. Ama şurayı şimdilik bıraktım. Şunlardan bir kurtulayım. Burası Onur'un bu arada. Şunları kışlık olarak ayırdım. Şunlara karar vereceğim. Burası bağış. Burası yazlık. Sonra daha kışlıklar gelecek. Buraya onları yerleştireceğim. Sanki çok az ayırdım gibi düşünüyorum. Biraz daha eleme yapacağım sanırım. Videoyu iki parta böleceğim sanırım. Çünkü çok uzun oldu. Hemen üst üste yayınlarım diye düşünüyorum. Yani bir gün arayla bir gün birini, ertesi gün birini yayınlarım. Çünkü aslında iki video yapmak gibi bir planım yoktu da çok uzun oluyor gibi geliyor. Bu videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videomuzda bunun part 2'si olur. Oraya da beklerim. İzlemeye devam edin. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.